Selam arkadaşlar. Bugün evde pizza yapıyoruz. İçine unumuzu 4 bardak un, içine şeker, tuz, maya, toz maya da katabilirsiniz arkadaşlar. 4 kaşık da zeytinyağı katıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Hamurumuz yumuşacak, mayalaşacak. 30 dakika beklettim arkadaşlar. Bakın hamur oldu. Üstüne bir poşet geçirip bekledim. Arkadaşlar, bir de yazdan yaptığım biber salçası, salçası, domates salçası, bunların içine fesleğen, bir de kekik kattım arkadaşlar. İstediğiniz miktarda katabilip bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın, hazırladım. İçinde kekik ve fesleğen var. Sucuk arkadaşlar, istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Arkadaşlar, mısır. Bir de yazdan domates kurutmuştum. Onları da koyayım. Bunlardan da koyabilirsiniz. Bunları yazdan kuruttum arkadaşlar. Çoğunu yazdan. Bu yazdan biber. İsteyen koyabilir arkadaşlar. Bakın. Mantar. Arkadaşlar. Mantarın yüzünü soydum arkadaşlar. Güzelce yıkadım. Bu şekilde. Bir de kaşar peynirimiz. Arkadaşlar, istediğiniz sosis de koyabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Bu sosu yapmak o kadar zor bir şey değil. Kekik, bir de fesleğen. Fesleğeni ben yazdan yapraklarını kurutmuştum. Özel koymuştum. Makarnalar için yapıyordum onu. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yuvarlak halde yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Herkes yapabilir. Kolay, basit. Fırında pişireceğiz. Hamurumuzu alıyoruz arkadaşlar. İkiye böleceğiz. Yuvarlayacağız. Biraz yoğurmamız lazım. Benim sabit kameram olmadığı için bu şekilde çekiyorum. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar, yoğurdum birazcık. Havasını alsın diye. Havasını aldıracağız arkadaşlar. Mayalı ya. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yuvarlak hale getireceğiz. Bir şeyiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Özel tavalarda satılıyor pizza için. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar açıyoruz yuvarlak şekilde oklavayla. Bakın. Göstereceğim. Biraz yuvarlak daha yapayım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde açıyoruz. Tepsimizin şekline göre bir tepsi kullanacağım ben. Bunun bu ebatına göre ayarlayacağız. Hep beraber göreceksiniz. Arkadaşlar, açtım. Tepsiye bakın. Bu şekilde tam yoğurmuşum, yani tam açmışım. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bir de elinize bir çatal gerekli. Arkadaşlar, bu şekilde çatallarla şöyle 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 sürekli arkadaşlar. Kalınlığı arkadaşlar kendi isteğinize bağlı. Kimisi ince ister, kimisi kalın ister. Ben çok ince kalın istemedim. Kalın sevmem. Bu şekilde çatallarla arkadaşlar altına şey yapacağız. 5-10 dakikada bunu fırına vermem gerekiyor. Bu şekilde biraz şey olması için. Bakın, çatallarla arkadaşlar böyle delikler oluşturacağız. Güzel pişmesi için arkadaşlar. Bakın. Bunu yapın arkadaşlar, muhakkak bu şekilde delikler oluşturun. Bu şekilde arkadaşlar. Az daha hamurum vardı. Onu da küçük bir pizza. Onu da yapacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Herkes evde kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Yapımı kolay ve gözünüzde görüyor. Bütün herkesin denemesini isterim. Gerçekten güzel oluyor. Arkadaşlar, hazırladığımız malzemeleri, sosumuzu, ilk baş sosumuzu süreceğiz arkadaşlar.
Şöyle. Böyle her yerini yedireceğiz arkadaşlar. Şuralarına gelmeyecekti. Neyse, onu şey yaparız. Şu şekilde arkadaşlar. Sosunu her yerine girecek şekilde şey yapıyoruz. İstediğiniz kadar sürebilirsiniz arkadaşlar. Enfes kokuyor. Fesleğen kekik karışımı süper olmuş arkadaşlar. Bu şekilde. Size kalmış arkadaşlar. Her şeyi koyabilirsiniz içine. Ne seviyorsanız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyin muhakkak. Ben çoğu malzemeyi zaten yazdan koyuyorum arkadaşlar. Kenarına gelmeyecekti ama kenarını biraz getirdik. Neyse. Arkadaşlar sucukları yerleştiriyoruz. Kaşarları döküyoruz. Mısırları. Az önce geçmişim ben onu. Kusura bakmayın. Bu şekilde. Şunlar domatesler yazdan kalma domatesler. Mısırlar da yazdan. Biber, taze biber koydum arkadaşlar. Sucukları döşledim. Bu şekilde bolca koyabilirsiniz arkadaşlar. Problem değil. Üstüne istediğiniz kadar mantar, sucuk olmayan yerlerine domates, mısır bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bol ve şekilde olacak arkadaşlar. Bakın nasıl. Şimdi arkadaşlar 20 dakika fırına vereceğiz bunu. 20 dakika içinde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben ikinci tepsiyi de koymuştum. Şimdi onu göstereceğim size. Bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Bakın. Gayet de güzel oluyor. Kokusu arkadaşlar enfes enfes. Bir görseniz. Hamuru istediğiniz kalınlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Hazırlıyoruz. Bakın. Şimdi arkadaşlar bolca kaşar. İsteğe kalmış arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı. Şöyle sucukları koyacağız arkadaşlar. Mantar. Bu şekilde arkadaşlar mantarımızı. Size kalmış arkadaşlar kuru domates. Mısır. Biberleri. Hepsini attım. Elimde malzeme bol. Her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Fırına gönderiyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın altta bir tane daha var. Fırındalar şu an arkadaşlar. Arkadaşlar umarım denersiniz. Çok nefis oluyor. Üstüne de az zeytinyağı da katabilirsiniz. Size kalmış. Ben hamurları ince açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bol olsun diye. Bakın. 20 dakika arkadaşlar pişireceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bu şekilde hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Umarım denersiniz. Beğeneceğinize eminim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.